Merhaba nasılsınız? Sizi Korece selamladım. 3 senedir Korece öğrenmeye çalışıyorum. Maalesef öğrenemedim. O yüzden konuşmamda sadece 10 saniye benden Korece bir şeyler duyacaksınız. Ama 890 saniye boyunca teknoloji ile feminizmin mücadelesini anlatacağım size. Çünkü en iyi bildiğim konu bu biraz da merkeziyetsiz teknolojiler gelişmeye başladıktan sonra bu mücadele nasıl evrildiğinden bahsedeceğim. Çünkü ben de tanrıça olmaktansa cyborg olmayı tercih edenlerdenim. Ve varsa aranızda neyden bahsettiğimi anlamayıp bu konuda ikna olmam biraz zor diyenler, onları da ikna etmek için buradayım. Elimden geleni yapacağım. Aslında konuşmamın örgüsünden birazcık bahsettim. Bundan sonrasını dinleyip dinlememek için karar verme noktasında şanslısınız. Anahtar kelimeleri verdim. Merkeziyetsizlik, feminizm, teknoloji ve cyborg. Şimdi bu konuyu tartışacağım sizlerle beraber ama gerçekten beraber. O yüzden şimdi birlikte cevaplayacağımız bir soruyla başlayacağım. Diyelim ki yerlerde cam kırıkları veya taşlar olmayan, hatta soğuk ve kir olmayan bir dünyada ayakkabı giymekten vazgeçebilir miydik? Bu kolay olan soruydu. Muhtemelen vazgeçerdik. Peki diyelim ki kadınların doğum izni kullanmak zorunda olmadığı hatta adet dönemi yaşamak zorunda olmadığı, hatta fiziksel uzuvlarından kaynaklı fiziksel kuvvetlerinin erkeklerden nispeten daha az olmadığı bir dünyada işleri, görevleri, sorumlulukları, maaşları dağıtırken cinsiyet umurunuzda olur muydu? Cevaplayın. Çok fazla sürem yok zaten. 15 dakika boyunca cevabınızı düşünün bu sorulara. Şimdi yakın dönem literatürüne baktığınız zaman, benim gibi araştırmacılar özellikle, teknofeminizm, siberfeminizm müthiş tartışmalardır. Ağırlıklı bu konuya odaklanmışlardır. Ama ben bugün sizlere günümüze ve geleceğe odaklanarak merkeziyetsiz sofiyalarla, merkeziyetsiz siborglarla bu teknoloji ve kadın arasında kurulan ve benim gibi bazılarının çarpık bir ilişki olduğunu düşünen, düşündüğümüz ilişkinin nasıl bir dönüşüm potansiyeli olduğunu tartışmak istiyorum tam olarak. E tabii ki de havadan bahsetmeye başlamayacağım aşikar. Hatta kadınların teknik eğitim alma imkanı olmayan yıllara da götürmeyeceğim sizi. Ama hep beraber bir miktar böyle İkinci Dünya Savaşı yılları, 1960'lar bilişim teknolojileri alanında müthiş yüksek adetlerde kadınların çalıştığı bir dünyada ne oldu da 70'lerin sonlarına geldiğimizde bir anda kadınlar teknolojiyle ilişkili sektörlerde, alanlarda üretimden çekilmeye başlamıştı, uzaklaşmıştı veya uzaklaştırılmıştı. Hikaye çok absürt. Hikayede gerçekten enteresan bir şekilde matematik yok ama müthiş politik, stratejik ve kültürel bir kurgunun ürünü bir hikaye. Neden biliyor musunuz? 1960'lar işte dünya savaşları falan filan şimdi gelecekte bugün 2020'ler diye anılacak. 2020'lere geldiğimizde birçok araştırmacı, bilim insanı hala bu konuyu çalışıyor. İtibarlı ve küresel Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi platformlar bu konuya bakıyor, araştırıyor, raporlar yayınlıyor. Bir sorun olduğu için iyileşme önerileri ve aksiyonlar çıkartıyor ortaya. Harıl harıl birileri bu konuda çalışıyor ve sonuç. Teknoloji ve bağlantılı sektörlerde çalışan yönetici üstü kademelerdeki kadın oranı yüzde beşleri zorluyor. Şimdi bu hikaye, daha yeni başladım hikayeyi anlatmaya. Hikayedeki matematik beş rakamı. Başka bir matematik yok. Ama dediğim gibi müthiş bir kurgu var. Şimdi bugünden geleceğe doğru falan konuşacağız dedim ya biraz. Bugün ne var bir de hayatımızda? Niye buradasınız hepiniz? Sofia'nın peşinden. Yapay zeka var. Robot teknolojileri var siberpunk janrasından, romanlardan çok alışkın olduğumuz karakterler var. Cyborglar, sibernetik organizmalar ya da makine insanlar. Nasıl hitap etmek sizi daha rahat hissettiriyorsa onlara karşı. Şimdi bunlar var ve but bunların, cyborg diyelim mesela, alameti farikası ortalama bir insandan, bizlerden doğal olarak daha hızlı bilgi işleyerek üretime katkıda bulunmaları. Değil mi? Bizim yerimize bir şeyleri bizden daha iyi halledebiliyorlar. Hasbel kader bu sayborglar bir takım belki ticari kaygılar veya dikkat çekmek için bazı üretim kademelerindeki rollerinde kadın gibi üretiliyorlar görsel olarak. Ama hepimiz aşağı yukarı genç arkadaşlarım dahil biliyordur ki biz ne terminatörler gördük. Niye dünyayı kurtaran cyborglar erkek olarak bedenlendiriliyor? Şimdi bu hikayenin böyle bir, bir kenarda dursun bir kısmı. Ama ne dedim biraz önce? Cyborgların onlara ihtiyacımız var çünkü bir takım sorunları, bir takım prosesleri, sosyal yaşam pratiklerimize ihtiyacımız olan bir takım şeyleri hızlı bilgi işleme kapasiteleriyle bizim yerimize halletsinler diye bekliyoruz. Neden görüntülere cinsiyetlendirilmiş bedenleri kritik bir faktör olsun ki burada sorusuna cevap arıyorum. Şimdi Sophia ya muhtemelen hepimiz aşinayız. En azından burada bilet aldık, geldik buraya. Bizleri dinlemeden önce bir Google yapmışsınızdır. Şimdi bir de ne kadar aşinasınız veya farkındasınız bilmiyorum ama merkeziyetsiz cyborglar var. Makine insanlar ya da fiziksel insanların dijital uzantıları olan ama merkeziyetsiz yeni dünyalardaki uzantılarımız olan cyborglar. Bir miktarda ondan bahsedelim. Orada neler oluyor? Onlar neler yapıyorlar? Şimdi merkeziyetsiz dediğim zaman, bilmiyorum bana nasıl gözlerle bakıyorsunuz çok karanlık benim durduğum yerden sizin durduğunuz yer ama merkeziyetsiz dediğim zaman bildiğiniz merkez meselesi ve merkez olmayan bir ortam meselesinden bahsediyorum. Ama bir tık teknolojik konuşmam gerekirse hayranlarından olduğum merkeziyetsiz teknolojiler var. Ve genelde blok zincir teknolojisi şapkası, şemsiyesi adı altında anılıyor bunlar. Onların da alameti farikası şu çağımızın, Biraz muzdarip olduğumuz sorunlarından birini gidermek. Nedir bu? Verilerimiz ne oluyor? Verilerimiz ne olacak? O teknolojiler yani kapalı devrelerde, depolarda, şekillerde Dijital verileri, yönetebildiğimiz teknolojiler ortaya çıktığından beri biz üretiyoruz, birileri de onları depoluyor. E ondan sonra da şikayet ediyoruz, benim verilerimle neler yapılıyor, verilerim nerelere gidiyor, haberim olmuyor diye. İşte geldi, merkeziyetsiz veri yönetişimi, çift taraflı bir operasyon, yönetim değil, yönetişimi sağlayan, teknolojilerden bahsediyorum. Şimdi bu teknolojiler geldi, güzel veri tabanlarına yerleşti, merkeziyetsiz parayı bile yönetebiliyoruz. Bir şey daha yaptılar. Bize merkeziyetsiz dünyaların kapılarını açtılar. Yine meraklıları bilir, oyun sektöründen veya siberpunk janrası romanlarından. Metaverse diye hepinizin aşina olduğu şey zaten vardı. Ama blok zincir teknolojisi gelip altına oturduğu zaman artık şeffaf ama güvenilir verilerin yönetildiği, işlerin yapılabildiği bir yer haline geldi orası. Ve bu ne getirdi biliyor musunuz? Güvenilir ve tamamen gizli anonim kimliklerle bir şeyler yapabilme imkanını getirdi bize. Bir şeyler yapabilmekten kastım sosyalleşmeyle ilgili şeyler artı üretim. Yani sözün özü merkeziyetsiz siborg diye andığım bizler ve diğer makine insanlar artık din dil ırk diye saymayacağım ama cinsiyetlerinden ve fiziksel dünyadaki kimliklerinden bağımsız üretime, tüketime, kendilerini özgürce ifade etmeye her türlü hakka eşit seviyede sahipler. Yani teknolojiyle kadın arasında çarpık diye nitelendirdiğim, maalesef kadını dezavantajlı bir konuma koyarak geliştirilmiş olan ilişki için süper olumlu bir gelişme görüyorum ben burada. Şimdi çok fazla teknolojik kelimesini kullandım. İşim bu, sevdiğim alan bu, okumayı sevdiğim şeyler bunlar. Ve evet teknolojinin iyileştirebileceğini biliyorum dünyamızı. Ama lütfen benim düşmediğim bir yanılgı bu. Sizler de düşmeyin. Teknoloji insanların sorunlarını çözmez, çözemez. İnsanlar ancak ve ancak teknolojiyi doğru şekilde kullanarak sorunlarını çözebilirler. Ve lütfen teknoloji ve kadından bahsedildiğinde ağırlıklı kurumlar tarafından yapılan şu güçlendirme projelerinden de vazgeçelim istiyorum. Evet, daha iyi bir dünya için sorunlarımızı çözmek için teknolojiyi iyi kullanmamız lazım ama bunun için de kadınlar olarak birilerinin bence bizleri güçlendirmeye çalışmasına gerek yok. Güçlendirmek kelimesiyle müthiş bir kavgam var. Barışamıyorum. Neden biliyor musunuz? Güçlendirmek bana yine dışarıdan bir otorite veya güç kaynağının beni yönetmesi hissiyatını veriyor. Kadınlar güçlenebilir arkadaşlar. Ama nasıl biliyor musunuz? Belki de böyle sözlerimi bitirmeye yaklaşırken hemen araya bunu da sıkıştırmaktan çok mutlu olacağım. İçten gelen özgürleşmeyle güçlenmek en güzelidir. Ve en büyük tavsiyem de herhalde kadınlara bunu deneyimlemeleri olacaktır. Şunu söylemeyi de çok istedim. Hala birazcık zamanım varken sanırım en kıymetli tüketme şekli bu olacak benim için. Lütfen hepiniz teknolojiye kendi gözlerinizden bakın. Cesaretinizi toplayın ve teknolojinin iyileştireceği bir dünyaya kendi bakış açınızdan, kendi gözlerinizden bakın. Ve herkesin sizin gözlerinizden bakmasını sağlayın. Teşekkür ederim. Kamzam Nida.